23 Kasım, 29 Kasım. Değerli yay burçları nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Romantik, keyifli, güzel bir şeyler. Kalp kırıklıkları. Artık unutacağım, unutma vakti geldi dediğiniz insanları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Çünkü romantik romantik bekleyerek kendi içinizdeki geçmişle yaşadığınız ve çok uzun süredir aynı geçmişte tıkandınız. Artık geçmişe bir sünger çekmemiz lazım. İçinizi rahatlatacak, gerekiyorsa bunun için bioenerji çalışmaları, nefes terapisti, rogo meditasyon. Yani sizin şu geçmişle ilgili sorunlarınızı bir hayatta bir bırakmanız lazım. Eğer bunları bırakmadığınız sürece hep önünüzde bir büyük engel ve sıkıntı atlatıyor. İşinizle de ilgili. Çünkü tam konsantre olmanız gerekiyor. Kafada geçmiş var. Yani işinizde güzel değişimler söz konusu olacak ve bu değişimleri ilk önce kendi geçmişinizi tek tek kaleme alarak yakacak mısınız? Kağıdın üstünde atacak mısınız? Hatıraları yıkacak mısınız? Buna karar verin. Çünkü eğer aynı döngüde dönerseniz çok bir ciddi maddi kayıp yaşayacaksınız. Lütfen büyük değişimler size gözünüzü açma, şehir değişimi, sanat, müzik, dans, tiyatro neyle ilgileniyorsanız çok üst üst değişimler ve size çok güzel bir kariyer anlamında başlangıçlar olacak. Haydi gör ve başla diyorum. Bir de şunu demek istiyorum. Zaten güneşin enerjisinde çok fazla size geçiş evresine sağlanacak. Ve size geçerken fırsatları, enerjinizi daha yüksek tutacaksınız. Güneş yay burcunda daha verimlilikler sağlanacak. O yüzden sizin olgunlaşmak ve geçmişle alakalı her şeyi kapatırsanız büyük kazanç, büyük oluşum, büyük yenilikler olacak. Özellikle iş yerinizdeki bazı insanlar sizi huzursuz ediyor. Onlar değişim yaşayacak, siz yerinizde rahat kalacaksınız. Ve kendi işini yapanlarda maddiyat anlamında çok büyük bir rahatlık ve güzel. Yani yeni bir ev taşıma, yeni bir ofise taşınma, ya yani mevcut olan her şeyi yenileme düşünceniz var. Bunu yapın, gerçekten hem daha rahat, daha keyifli olacaksınız. Aşk bekleyen ve yeni aşka yelken açmak isteyen yay burçlarına demişim ki, evet romantizm var ama siz geçmiştesiniz, nasıl geçmiş romantizmi yaşayacaksınız istemiyorum. Aile büyüklerimizde birinin ciddi bir, özellikle bir abla, kardeş, kız kardeş, hala, teyze de sağlık problemleri var. Bunları dikkate alalım. Ve uzun süredir ailenizi ilgilendiren bazı olaylar var ve bunları feraha çıkması lazım. Birinin cezaeviyle ilgili unuttuğu bir fatura, elektrik, vergi, bununla ilgili bir cezası gündemde olabilir. Bunları kontrol edelim. Kendi işini yapan bazı yay burçları yer değişimi, alanı değiştirmek, mekan değiştirmek istiyorlar. Bu onlar için hayırlı. Özellikle kurumsal büyük firmada çalışan bazı yay burçlarında da güzel yenilikler sizi bekleyecek. Sadece yapmanız gereken tek şey üzerinizdeki ruha ve Rabbime inanın. O kadar güzel aydınlıklar yaşayacaksınız ki yepyeni sayfalar size umut olacak. Evlilik teklif alacaksınız bazı yay burçlarında. Bu da acayip mutlu. Alyans, yani tek taşınızı kendiniz almıyorsunuz ve sevgiliniz yapıyor. Böyle bir keyifli bir hafta var. Güzel olacak. Aile büyüklerinizde özellikle baba ya da annenizi farklı bir eve taşıma niyetiniz var. Daha girişli bir nokta, daha güvenli bir alana ya da daha bahçeli bir noktaya taşıma fikriniz var. Bunları gerçekleştireceksiniz bu hafta. Bu araştırmalar söz konusu olacak. Uzun süredir de bir ahbabınızla ilgili çözmeniz gereken bir yasa problemi, onunla ilgili bir konuşma ya da ona bir yardım etme gibi bir durumunuz olacak. Bu da size artı bir kazanç sağlayacak. Ona destek olun, o size hakkınızı verecek diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin yay burçları. Instagram sayfam astrolojiden ne haber ya da Akkaya Official sayfalarımı takip edebilirsiniz. Umut ve mutluluk sizin olsun. Umut edin, her şey sizinle kalsın. Umutlar sizin olsun.